telefonu bir şey anlatmışlar. Şimdi beni arada İzmir'e. Evet. Ne efendim mesele? Ben bilgi vereyim sizlere ya da açıklama olarak. Tamam, verebilirsiniz. İsminiz Zeynel galiba. Evet. Evet, nasıl bir çalışma şekli uyguluyorsunuz? Bana anlatır mısınız? Tabii ki. Efendim biz Kanserli ve Engelliler Umut Derneği olarak İçeride İşletme Kurulu'nda ticari belgesini almış bir derneğiz. Derneğin savcılık tarafından yasal bir şekilde basın savcılığı tarafından gazetenin saatinin çıkış tarihi ve gazetenin üstünde yazar. Evet. O gazeteye yine Cumhuriyet Basın Savcılığı Aksaray'a geldiği zaman bir mısrasını savcılığa verip gazeteciyim isimler herhalde siz de bilirsiniz. Tabii ki. Yani basın savcılığına verip gazete kontrol eder, basın savcısı da gider. Onları esnaf bir şey olarak satın der. Yani makbuzlarımızı arayabiliriz, bakabilirsiniz. Makbuzun üstünde vergi numaraları üstünde o yazar derneği. Ve derneğin üstündeki de Ticari İl Müdürlüğü'nü arayarak, yani İzmir Ticari İl Müdürlüğü'nü arayarak böyle böyle bir dernek geldi, Aksaray'a çalışma yok falan, bilginiz var mı diye sorabiliyorsunuz. Şimdi sizin anlattıklarınız bittiyse benim sorularıma cevap verebilir misiniz acaba? Şimdi arkadaşım öncelikle aldığınız Cumhuriyet Savcılığındaki evraklar o il için geçerli olduğunu biliyor musunuz? İşte bu olay olmasa bir hafta burada. Bulunduğunuz aldığınız ilin sınırları içerisinde olduğunu biliyor musunuz? Orada bir mısrağı düşülmüş. Gazetenin arkasında bakarsanız evrak Ticari İl Müdürlüğü yazar. İzmir Valiliği. Valinin orada... Bak kardeşim, ben bir şey soruyorum. Sen ona göre diğer taraftan açıklama da benim sorularıma cevap ver. Şimdi bakın, hanımefendi geldi buraya. Burada da bir esnaf arkadaşımız var. Şu anda o da dinliyor. Hanımefendi, evet. Biz dedi dernekten geldik dedi. İşte kanser hastalar için bir yardım topluyoruz falan dedi. Ondan sonra sizin başkan aradı. Biz de yardım toplamıyoruz, gazete satıyoruz dedi. Şimdi hanginiz yalancı, hanginiz düzgün? Ben bunu öğrenmek isteyeceğim. Bir. İkincisi, bak kardeşim bir şey söylüyorum. İkincisi, bu isminiz neydi? Hilal hanımefendi. Hilal hanımefendi şu anda TC'sini sorgulattım. Maliyeden bir başka şirkette çıkıyor. Sizin dernekte çıkmıyor. Bu yani size yasal olarak çalışmayan bir kişi. Anlatabiliyor muyum? Gazete satışını yasal olmayan bir kişi satamaz. Efendim? Eski yerdeki çıkışını yapmadıktan sonra bu kadın ne yapabilir ki? Hani önceki mahalledeki yerin çıkışı... Ya kardeşim sonra... ben anlatamıyorum sana. Ben sana kanunu mu öğreteceğim yoksa sen benim sorularıma mı cevap vereceksin anlamadım. Şimdi bu hanımefendinin bakın şu andaki herhangi bir sigorta müfettişi denetlediği anda sizin derneğe otomatikmen dün başlatmadığınız için, bugün değil bakın, dün başlatmadığınız için 2 milyar lira cezası var. Siz bundan haberiniz var mı? Sizin burada 50 tane adamınız var. Siz burada şebekesiniz. Anlatabiliyor muyum? Ben net söyleyeyim size ya. Ben size net söyleyeyim. Aksaray'ı terk etmediğiniz takdirde ben bunların hepsini şimdi savcılığa vereceğim. Biliyor musun? Polise yakalattıracağım. Hepsini savcılığa verdireceğim. Siz benimle konuşurken beni, ya ben tecrübeli bir gazeteciyim. Sen konuşuyorsun bana lele bul ya. Abi gazeteci derken savcı mısınız? Devlet gazetecisi. Ben savcıdan da beter bir adamım. Tamam. Ben seni şimdi kapatıyorum. Tamam mı? İşleme başlatıyorum o zaman. Buyurun. Başladı efendim. Tamam.